Peki karın ağrısının cerrahi nedenleri nelerdir? Biraz ondan bahsedelim hocam. Şimdi öncelikle şöyle söyleyelim. Karın ağrısının cerrahi olma olasılığı nasıldır, ne kaçtır diye sorarsanız yaklaşık 20'de 1 gibidir. Yani karnı ağrıyan bir çocukta cerrahi patoloji çıkma olasılığı 20'de 1'dir. Yani 19, 20'de 19'luk kısmında herhangi bir cerrahi gerekmeyebilir. Bu iyi bir şey. Bunun haricinde cerrahi patolojiler nelerdir diye sayarsak ilk başta tabii ki en çok bilinen apandisit akla gelir. Apandisit, evet. Yaklaşık %7-9 oranında görülme sıklığından dolayı. Bunun haricinde bağırsak düğümlenmesi, bağırsak tıkanmaları, mide bağırsak delinmeleri. Bunlar da bizim alanımıza giren durumlar. Travmaya bağlı karın içi organ yaralanmaları, karaciğer, dalak, ince bağırsak, kalın Evet. bağırsak yaralanmaları. Mekel divertikülite dediğimiz, biraz sonra da resim üzerinde göstereceğim bir durum var. Bu da ince bağırsakta normalde olması gereken, normalde olan, gerilemesi gereken bir durum. %2 oranında insanlarda kalabilir. Bu da ilerleyen zamanlarda kanama ve karın ağrısıyla ortaya çıkar, ameliyat gerektirir. Evet. Bunun haricinde gene kızlarda yumurtanın kist ve kitleleri, kendi etrafına dönmesine bağlı ağrıları olabilir. Yine erkeklerde de bir durumu söyleyeyim karın ağrısıyla ilgili. İnmemiş testis, bazı zaman karın içinde kaldığı zaman testisteki bir patoloji buna kendi etrafına dönmesi veya travmaya bağlı karın ağrısı olabilir. Buradan şunu söylemek istiyorum. Çocuk karın ağrısı muayene ediyorsak mutlaka testislere bakalım diyorum. Çünkü testis yukarıda olabilir ve karın ağrısının nedeni bu olabilir. Mutlaka çok dikkatli Testislere de olması bakmak gerekir, lazım bakmak karın gerekir. ağrısını muayene ederken. Evet.